Hoş geldin Evrim abi. Hoş bulduk Mehmetciğim. Neden gülüyorsun? Açıklayayım mı? Hayır. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim vallahi Mehmetciğim. Nasıl olsun? Bu defa çabuk başladık çekim yapmaya. Ben bir süre daha görmem seni diye düşünüyordum. Neyi? Anlamadım. Normalde Perşembe günü yapıyorduk ya çekimi. Cuma koyuyorduk. Bugün iki çekim yapacağız. Bu hafta pardon. Ve bu çarşamba yapacağız. Yarın yayında olacak. Perşembe günü. Bir de evet. Cuma yapacağız. Cumartesi yayında olacak. Evet. Evet. Bir de pazar günü. Söyleyeyim. Pazar günü canlı yayın var, o seçimle alakalı olacak. Evet, pazar günü canlı yayınımız var. Ondan sonra bir müddet görüşmeyelim abi. Bence de. Kesinlikle. Bir dinlenelim değil mi? Kesinlikle. Ama 10. köyün devam etmesini çok istiyor vatandaşlar. Kesinlikle devam edecek. Çünkü şey diyorlar, yani sadece bu dönem evet seçim konuşuyorsunuz ama Seferihisar'ın da birçok sorununa çare olduğunuz, değindiniz, lütfen devam etsin diye vatandaştan bir istek var. Devam edeceğiz o yüzden. Evet, edeceğiz. Bir ara vererek. Tabii tabii, dinlenelim. Kesinlikle öyle. Ben direkt soruma geçiyorum. Abi anket var mı? Sonuçları ya da. Bir de ek olarak sanırım AK Parti Seferihisar'da genel bir anket çalışması yaptınız. Evet. Sana ulaştı mı? Yani seni aradılar mı anket için? Ya da haberin var mı anketten? Şimdi AK Parti Genel Merkezi'nin Seferihisar'la ilgili yaptığı bir anket var. Bana attılar ama biliyorsun bu seçim yasakları kapsamında anket sonuçlarını zaten paylaşamıyoruz. Artık vatandaşın bizden anket isteme şeyi bitti. Bunu zaten yayınlamadık da. Yani bugün de istesek de yayınlayamayız ama AK Partili yetkililerle görüştüm. Bir rahatsızlık duyduklarını söylediler. Sanki AK Parti 3. partiymiş veya bizde işte 3'e atmışlar gibi bir şey var. Biz hiç sokakta bunu almıyoruz. Anketlerde bu işte önümüze gelen anketlerde gösterdi ki seçim Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında geçiyor diye bir şeyleri var. İddiaları var ve anketi de o mihmalde gösterdiler bana. Genel merkezlerin yaptırdığı anketler ve aslında ilk başta şey yapmam ben biraz böyle şaibeli şüpheli bakarım ama tabii sonra Türkiye çapında bir firma, iyi bir firma, bildiğimiz bir araştırma firmasının yaptırdığını söylediler. Verileri paylaştılar benimle. İsmail Yetişkin'le Cumhuriyet Halk Partisi adayıyla Ahmet Aydın'ın arasında onların anketlerine göre seçim geçiyor. Bizim tabii daha önce gördüğümüz biliyorsun anketler de var. Ne olduğunu ben az görmedim çok... Görmedim orada. Ha benim gördüğüm diyeyim. Benim gördüğüm anketler var. O anketlere de bakıyorum ben. İşte dediğim gibi ben her zaman... Hani hep söylerim böyle sokağa çıkmak önemli, sokakta olmak önemli, insanlarla sohbet etmek önemli diye. Zaten 3-4 gün kaldı seçime de. Hangi anketler doğru? Mesela bir anket daha gördüm. Büyükşehir yaptırmış mesela. Öyle bir anket gördüm. Ama Büyükşehir tabii Büyükşehir adayı için yaptırmış. İlçeler bazında var mı? Anketini görmedim. Birçok firmanın, Türkiye çapında firmanın anketini gördüm. 3-4 tane firmanın anketi birbirine çok yakındı sonuçlar. Asıl anket pazar günü vatandaşın kullanacağı oylarla ortaya çıkacak net anket o. Net sonuç o. Cevabımızı almış olduk diyelim. Gelecek Partisi bugün bir açıklama yaparak belediye başkan adaylığından çekilerek İsmail Yetişkin'e destek vereceklerini açıkladı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Valla şöyle, yani daha önce İYİ Parti ilçe başkanı istifa etmişti. CHP'ye desteğini açıklamıştı. Ondan sonra Demokrat Parti, şimdi de Gelecek Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi hani Halk İttifakı diyor ya buna, altılı masaya doğru gidiyor. Tabii Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %61 mi 63 mi ne bir oy oranı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi, Deva Partisi gibi adını unutursam bir parti daha vardı. Saadet Partisi. Saadet Partisi de vardı. Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı, yani Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na karşı çok ciddi bir oy almıştı. Tabii hani bu tablo bu demeye çalışmıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Her söylediğimizden de bir şey çıkartıyorlar ya. Hani ama Cumhuriyet Halk Partisi Halk İttifakı derken Altılı Masa İttifakı'na doğru gidiyor. Tabii şeyler var hani mesela işte bizden o kadar insan katıldı, katılmadı, yok şu sayılar veriliyor falan. İşte bunları biz birebir bilemeyiz. Çünkü partilerin bulut sistemi vardır. O bulut sisteminde de üyeliklerden kimler ayrıldı, kimler istifa etti, nereye geçti onlara şeyler bakar. Yani o sistem üzerinden görebilirsin onları. O sistem üzerinden de kimse bana o ekran görüntüsünü göstermediği sürece de sadece kişilerin sayıları ve beyanları esastır benim gözümde açıkçası. Ama da bildiğimiz şeyler var mı? Var. İşte katılımlar oldu falan. Bu insanlar başka bir partinin adayına da doğru çekebilir. Ama zannediyorum ki bu Altılı Masa ittifakında bir sonuçta bir çalışma ortamı buldular birbirleriyle. Tanışma ortamı buldular birlikte. Zaten Gelecek Partisi'nin biraz izleyebildim. Gelecek Partisi'nin belediye başkan adayı bizim genel başkanımıza hürmetini biliyoruz ve hani
projelerimizi de gerçekleştirmenin sözünü aldık diyerek geçmiş. Şimdi kaç kişi geçiyor, ne yapıyor, onların sayılarını bilemiyoruz ama psikolojik üstünlüktür bu. Birçok adayın bir aday lehine çekilmesi psikolojik üstünlüktür. Tabii başkaları başka adayların yanına çaktırmadan gidiyor. Bunlar en azından diyorlar ki bakın biz bunu yapacağız. Hani seçim zamanı bence olması gereken bu. Yani insanlar tavırları, zaten bu seçim şey olacak, ikili oynayanların seçimi. Bir net olanların seçimi, hangi partideyse net ben bu adayı destekliyorum kardeşim diyenlerin seçimi. Bir de bu tarafta görünüp aslında bu taraf için çalışan ikili oynayanların seçimi olacak. Yani biz burada kimin kazanacağını mı göreceğiz? Yani... Onların seçimi derken? Hayır, ikili oynayanların seçimi. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. O kadar, orada da bırakayım ya. Çünkü seçime 3-4 gün kalmış. Çok da bulaşmak istemiyorum insanlara. Bir şeyler söyleyince çünkü böyle net bilgilerle paylaş, biliyorsun biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Alınan oluyor, darılan oluyor. Çünkü herkesin şu an bir tarafı var. Ve hemen hemen her tarafta da, yani her adayın yanında da mutlaka bir arkadaşımız, dostumuz, görüştüğümüz insanlar var. Biraz birisini fazla eleştirdiğinde o ada bu oluyor. Bir ara fazla eleştirdiğimizde alınmalar, darılmalar, küslükler oluyor. Geçen programda dedim ki yani boyunlarını falan böyle sağa çevirirken, görmemez diyebilirken boyunlarını kıracaklar neredeyse. Boyunları tutulacak. Kıyamıyorum da o yüzden insanlara. Bu soruya da böyle cevap vermiş olayım. Adayların biz birçoğunu buraya ağırladık. Hı-hı. Ve kamuoyunun merak ettiği soruları onlara sorarak, hı-hı, yanıt aldık onlardan. Evet. Bir de şöyle bir yorum aldım ben. Hı-hı. Alıyorum da daha çok. Hı-hı. Ve sen de buna karşılaştın. Sen de bununla karşılaştın. Adayları karşılıklı olarak konuk eder misiniz? Hı-hı. Birbirleriyle konuştukları ya da birbirlerine sorular sordukları bir format olarak. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben cevabını biliyorum ama... Cevabını bildiğin soruyu niye soruyorsun? İnsanlar bilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu formatı 5 sene önce teklif ettim. 5 sene önceki seçimlerde teklif ettim. O dönemde olmadı, bu gerçekleşmedi. Çünkü bu bizim çocukluk yıllarımızda bütün başbakan adaylarının aynı programda çıkıp medeni bir şekilde tartıştıkları, medeni bir şekilde birbirlerine cevap verdiği bir program oluyordu. Bunu tekrar yaşatabilir miyiz dedik. Sonra bunun yeni formatları çıktı. Ama şöyle söylemek lazım. Mesela ben bütün aday adaylarına çağrıda bulundum. Programa katılmakla ilgili. Yani basın masasına, canlı yayına katılmakla ilgili. Bazı adaylar nezaket gösterip arayıp katılamayacağız. Bir canlı yayın tecrübemiz yok. Şu anda kendimizi hazır hissetmiyoruz dedi. Bazı adaylar tabii ki seve seve dedi. Programımızın kalitesini biliyoruz. Soracağınız sorulardan da hiçbir çekincemiz yok. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Her şeye cevap verebiliriz. Gündemde ne varsa diyerek katıldılar programa zaten. Bazı adaylar da katılacağını belirtip hatta işte en son ben çıkayım dedi. Ama akıl hocaları muhtemelen onlara bu yayına çıkma dediler anladığım kadarıyla. Onlar da katılmadılar. Katılacağım dediği halde katılmadılar ya da geri dönüş sağlamadılar. Şimdi böyle bir durumda zaten bunu yapamadıkları için bizim onları bir araya getirmemiz, medeni bir ortamda tartıştırmamız mümkün değil. Yani demek ki soracağımız sorulardan bir rahatsızlıkları olacaktı. Kamuoyunun merak ettiği şeyleri soracaktık. Çünkü biz İsmail Yetişkin ve Ahmet Aydın katıldığında, İnci Hanım, İnci Paksoy katıldığında, Deva Partisi'nin Emin Yüce katıldığında biz... Diğer unuttuğumda birçok insan var. Onlara hep zaten gündemle alakalı şeyler sorduk. Yani vatandaşın birçoğu da zaten vatandaşın merak ettiği sorulardı. Vatandaş da çünkü konudan çok uzak değil. Onlar da bu toplumda yaşıyorlar. Dediğim gibi çıkma dendi muhtemelen. Veya hadi yoğunluktan iyi niyetli bakalım. Yoğunluktan unutmuş olsunlar geri dönmeyi. Şimdi böyle bir ortamda şey sağlanmadığında, yani birliktelik sağlanmadığında bu tarz bir programa soru işaretiyle bakacaklar demek ki. Yani bir programa, kişinin yaptığı bir programa çıkamıyorsanız başka bir programa da davet etmenin çok bir şeyi yoktu. Bana da vatandaşlar çok söyledi. Bunu yapın, edin. Böyle bir yayın çok güzel olur. Hatta işte Çağınırmak Kültür Merkezi'nde olsun, seyirciler de olsun falan. Ben böyle bu sefer bu şey yapmak istemedim. Böyle bir talepte bulunmadım. Çünkü dediğim gibi yani nezaketen de olsa katılmak istemediğini kendince haklı sebeplerle açıklayarak cevap verebilirlerdi böyle bir şeye. Dediğim gibi o yüzden ben böyle bir çağrı yapmayı unutmuyorum. Bir de bir sürü de zaten şey var. Hani gazeteci var bir sürü de. Herkesin yayınları var. Mesela öyle bir çağrıyı onlar yapsınlar bu sefer de o zaman. Çünkü ben
Dediğim gibi bu saygı sevgi çerçevesindedir. Biz bu kameraların herkese açık olduğunu, kimseden ücret istemediğimizi söyledik. Ve zaten hiç kimsenin özel hayatına girmiyoruz. Hiçbir zaman siyaset dışı konularla alakalı sorular sormuyoruz. Bizi de ilgilendirmez zaten. Etik de yapıyoruz bu işi. Ama işte hem bizim bu daha Ağustos ayında, hatta Eylül ayında başladığımız bir kanalın bu kadar etkili bir hale gelmesi bir kesimi rahatsız ediyor, onu biliyorum. Onlar da işte ortalıkta dolaşıp tevatürler üretiyorlar falan yani böyle. Çık hani, kapımız açıktı, kameralarımız açıktı, yayınladık. Ciddi anlamda da izlenmelere ulaştılar. Geri kalan da keyfi bilir yani. Bir de herkesin sosyal medya hesabı var, paylaşsınlar oradan yani. Bizim aracılık etmemizi istemiyorlarsa kendileri bilir. CHP ile bir noktaya gelip görev süresi bitince ve yeniden görev alamayınca veya aday olup aday seçilemeyince CHP'ye destek vermeyi bırakanlar sence bu yaptıkları etik mi? Yani hani günümüzün konusu mu? Hani bu seçim döneminin konusu mu desem bana hayır derim. Çünkü bu tamamen bir her zaman o konuşulabilecek bir konu. Ama hani seçime şurada 3-4 gün kala da çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani bu muhtemelen soruya CHP diye başladığın için söylüyorum. Başkalarında da, başka adaylarda da vardır tahmin ediyorum. AK Parti'de de böyle isimler vardır. Az çok da kimi kastettiğini anladım. Daha önce ilçe başkanı olan, işte aday olan veya meclis üyesi adayı olanları kastettiğini düşünüyorum. Çok da hani bu programda daha önce 10. köyde de çok da zaten bununla ilgili konuştuk. Demek ki dedim hatta hani işte bileğimizi kesten Altok fışkırır, bizim kanımızı akıtsan AK Parti çıkar, MHP çıkar. Demek ki bunlar çok da doğru değil. Koltuk verilmeyince, herhangi bir yetki verilmeyince hem ortada görünmeyip kimisi de gidip başka adayları destekleyebiliyor. Sonra da şey diyorlar, siyaset pis bir iş. Hayır, siyaset pis bir iş değil. Siyaseti pisleştiren insanlar, kirleten insanlar. Yoksa siyaset kurumu başlı başına bir hizmet kurumu. Siyaseti pis hale getirenler, çıkar odaklı davrananlar. Seçimden sonra, gerçekten bak seçimden sonra tek tek deşifre ederek, isterlerse de gitsinler, mahkeme yolu açıktır. Ha, kime ne mesaj atmışlar, kimle ne konuşmuşlar, kimi evinde ağırlamışlar, DM'lerden ne gelmiş falan, bunların hepsi zaten olanlarla alakalı. İstiyorsan seçimden sonra konuşalım ama bence bugünün konusu değil. Ben şey olarak bakıyorum şimdi, 3 tane iddialı aday var. Hepsinin de topladığı kalabalıklar var. Seçim ofisleri var. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu çok güzel bir şey. Bu bir demokrasi şöleni. Kesinlikle. Bu keyifli bir şey yani. Bu görüntüler bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü gidiyoruz, geçiyoruz yanlarından, görüyoruz. Bir tek araçlar konusunda okulların yakınlarında, ibadethanelerin yakınında çalmıyor. Bu hafta ona da dikkat etmişler. Bilgisi de geldi. Teşekkür ederiz buradan adaylara. En azından vatandaşın taleplerini dikkate alıyorlar. Yani bugünün konusu değil bu ama dediğim gibi yani işte benim bileğimi kesseler şu akar falan olmuyor. İş çıkar işine döndü mü, koltuk verilmediği zaman ya da bir yetki verilmediği zaman hemen başka şeyler peşinde koşuyorlar. Bunun örneklerini sadece ilçemizde değil, Türkiye'de de görüyoruz yani. Bu parti değiştirmeler, başka adayın peşinden gitmeler falan çok var. İşte dediğim gibi yani siyaset pis bir kurum değil, siyaseti insanlar kirletiyorlar. Peki, güzel sözle bitirdik soruyu. Biz şimdi çok çok emekler verip yayınlar yapıyoruz. Şimdi bunu da açıklamak istiyorum. Herkes diyor ki hani çok çok emek verip ne yapıyorsunuz falan. Şu an belki bu video 25 dakikalık, 30 dakikalık olacak ama biz buraya kaçta geldik? 5.30 gibi geldik. Şu an 8 saat. Hani bunun böyle bir zorluğu var. İzleyiciler bunu görmüyor. Onu açıklamış olalım. Çok zor. Ama şey gibi de anlaşılmasın. Hani burada sorduğunuz sorulara ben cevap veriyorum yani. Ben kesintisiz cevap veriyorum. Bu hazırlık süreci hazırlık, oldu. Kesinlikle hazırlık, kesinlikle kamera, var. Işık vesaire. Sonrasında edit, kurgu. Montaj süresi var aynen. Ya bir de şöyle bak, sadece bunun işte Mustafa Caner çekiyor, sen soruları soruyorsun. Sonra montaj olarak da bakma hani kendimi övüyor gibi olmayayım ya da seni övüyor gibi olmayayım. Komple bir ekibiz sonuçta biz ama
Sen şu soruları hazırlayabilmek için öncesinde bir emek sarf ediyorsun. Yani DM'leri kontrol ediyorsun, vatandaşla görüşüyorsun, bazı şeyleri bana soruyorsun, işte arkadaşlara soruyorsun, bu soruları hazırlıyorsun. Ben de bu ortalıkta dolaşarak bu bilgileri, zaten senin bana sorabileceğin şeylerin bazılarının, bazılarını bilmiyorum ama bazılarının bilgisini tabii almış oluyorum. Küçük yerdeyiz. Bu bir emek, evet. Evet, yani bunu açıklamış olalım. Sorumu baştan alıyorum, açıklamayı yaptığım için, alt metni verdiğim için. Biz burada çok fazla emekler verip yayınlar yapıyoruz ve açıkçası izlenmemizden de biz çok memnunuz. Ama benim anladığım kadarıyla bu kadar çok emek vermediği için sanırım bot kasan hesaplar var. Botu ne demek olduğunu açıklayayım mı, biliyor musun? Biraz yani şey değil mi, bu sahte takipçi. Takipçi ve izlenme. İzlenme. Ha, tamam. Bunu YouTube'a da satın alabiliyorsun. Instagram üzerinden satın alabiliyorsun. Meblağ'sını ödediğin sürece her şeyi satın alabiliyorsun yani. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi ben gelenekçiyim mi? Siz kızıyorsunuz ya. Hani, ben kızmıyorum hayır, sana. Kızmıyorsunuz da söyleniyor. Asıl sen kızıyorsun bir şey bilmediğini söylediğimizde. Hayır hayır. Bana söyleniyorsunuz ya işte. İşte Instagram'dan bir şey paylaştığımda beğenmiyorsunuz. İşte şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Caner de, sen de. Daha Mustafa başlamadı, yakında o da başlar. Doğrusunu öğretmeye çalışıyoruz. Tamam, diyelim. Teşekkür ederim ama şimdi ben de size her seferinde diyorum ya, ya arkadaşlar tamam hani güzel bir şey paylaşmak evet keyifli, biz bu işi yapıyoruz. Ama ben hani çekimlerin izlenme sayıları işte 500-700 iken de işte atıyorum işte Instagram hesabımızda var 69 bin, 70 bin izlemeler, 70 bin izlenmeler var. Onlar varken de ben diyordum ki size, ya ben sokağa bakıyorum. Kesinlikle. Yani bu ne demek? Bizim yaptığımız yayınla alakalı ne kadar tepki aldım ben dışarıdan? Olumlu, olumsuz. Benim telefonum ne kadar çaldı? Kimler aradı? Kimler fikrini beyan etti? Yani evet, dijital çağda sayılar önemli ama bundan toplumun da ne aldığı önemli. Şimdi bot hesapla, yani o sahte hesaplarla veya sahte takipçilerle yaptığının yayının izlenmesi kaç olursa olsun, sen ne aldın? Ne kadar konuşuldu Seferihisar gündeminde? Ben ona bakıyorum. Yani bu başka arkadaşlarımız yaptığında da aynı şeye bakıyorum. Yani işte izlenmeler uçmuş gitmiş ama kim ne kadar konuştu senin programına? Ya da gündeme ne kadar düştü? Yani gündeme ne kadar düştü? Kimler konuştu? Şimdi biz bir canlı yayın yapıyoruz. İsmail İçkin bir şey söylüyor. Ahmet Aydın cevap veriyor. Biz açıklama yapıyoruz. Başka bir şey oluyor, yine gündemden düşmüyor. İşte dondurma neliydi diyoruz. Bütün Seferihisar konuşuyor. Şimdi ben buna bakarım. Şimdi bu zaten bot hesaplar, sahte hesaplar gündemi yakalayamaz. Bakıyorum bazı arkadaşların yaptığı videolara, şeylerde, YouTube yayınlarına. Çok düşük olan da var. Çok yüksek olan da var. Ama o aşırı yüksek mesela olandan daha fazla, daha az izlenilen daha fazla konuşulmuş. Yani en azından o etkiyi bırakmış gibi. Bizim zaten rakamlarımız çok iyi. Sen bizim bu emeğimize karşı yapılmış bir haksızlık gibi görüyorsun. Ama değil. Yani, yok, hayır öyle görmüyorum. Değil. Benim, çok pardon sözünü tamam. Kestim. Benim gördüğüm şey çok iyi sonuç aldıklarını sanıyorlar ama Google'a bir bot hesap aldığımda ya da izleme aldığımda sonuçları ne olur diye yazmalarını tavsiye ediyorum. Sonrasında gündemden düşecekler. Belki hesapları kapatılacak. Bu da onlara küçük bir tavsiye olsun. Bizi ilgilendirmez o kısım bence. Sonuçta biz böyle bir şey yapmıyoruz. Sizin deyiminizle neydi o? Organik izleyici diyorsunuz ya. Zaten gelen yorumlar, tepkiler, kızmış mesela onun adayına laf söylediğimiz, yani o bile organik bir yorum aslına bakarsan. Tepki gösteriyor. Artık dedik ya, hakaret etmedikleri sürece sorun yok. Bizim derdimiz değil bu. Biz işimizi düzgün yapıyoruz. Düzgün yapmaya da devam edeceğiz. Seçim dönemi hesaplar çıkar, kapanır, yok olur. Bir daha 5 sene boyunca bakarsın ortalıkta görünmezler ama İşte Seferihisar.com, Yeni Haber, Seferihisar TV ve diğer arkadaşlarımız da var bu işi yapan. Onların da hani uzun süreden beri yapanlardan bahsediyorum. Onların da programları uzunca bir süre gider. Seçim geçer 10 gün sonra diğer hesapları bulamazsın. Hemen hepsi şey gibi, tavus kuşu gibi kafasını toprağa gömerler. Ama biz yine vatandaşın derdiyle, sorunlarıyla ilgilenmeye devam ederiz. O yüzden diğerlerinin yaptığı diğerlerini ilgilendirir. Biz kendimizle yarışalım bence. Ben yine de gazeteci olarak gazeteciliğe soyulmuş insanlara olumsuz yorum yapmayı çok sevmiyorum, istemiyorum. Yok. Belki içlerinden, hayır, işlerinden belki kazanılanlar olabilir. Yanlışla başlar ama belki düzelir diye, umarım düzelir diye bir şey bırakayım, dipnot bırakayım buraya, devam edelim bence.
Büyük sularda yüzüyorum, kasaba ile uğraşamam sözünü ben bir yerde duymuştum. Şimdi de kasaba ile uğraşıp danışmanlık verenler var. İlk önce bana sözü açıklar mısın? Bu arada gerçekten bilmediğim için soruyorum. Sözü açıklayıp sonra yapılanı değerlendirir misin? Yani anladım ne sormak istediğini. Kasaba siyaset. Hani Seferihisar siyasetini veya Seferihisar'da olanları küçümseyip kasaba siyaseti. Yani işte siz burada ufak çaplı bir futbol turnuvası düzenliyorsunuz. Biz Süper Lig'deyiz gibi bir şey. Yani bu söylenilen mihmalde bu. İşte kasaba siyaseti deyip hani bu kasaba siyaseti sayesinde bir yerlere gelip sonra ben bu kasaba siyasetini beğenmiyorum deyip sonra tekrar o kasaba siyasetinin içine aktif olarak dönmek enteresan bir durum. Dedim ya alınıyorlar. Çünkü gerçekleri söylüyoruz. Gerçekleri duymak insanların zoruna gidiyor. Bugüne kadar bu işi gizli kapaklı yaptıklarını, çok zeki olduklarını düşünüyorlardı. Ama bu şimdi deşifre olunca rahatsız oluyorlar. Yani Seferihisar'da tabii artık kasaba olmayı çoktan geçti. Yani bir büyükşehir belediye başkanı çıkardı. Türkiye'nin 3. büyük kentine bir büyükşehir belediye başkanı çıkardı. Artık Seferihisar'dan milletvekiline aday adayları çıkıyor. İl yönetimine insanlar giriyor. Hatta artık Seferihisar'ın bir kendi içinden bir vekil çıkarması, milletvekili çıkarması ile ilgili şeyler çok uzak görünmüyor. Belki de yarın bir gün partilerin üst seviyelerinde ya da şeyin hükümetin üst seviyelerinde Seferihisarlı insanları görebileceğiz. Yani artık Seferihisar bir kasaba değil. Ama yani hani şey bir laf vardı ya tavuk yumurtadan çıkmış neydi o öyle bir şey vardı hikaye vardı. Kabuğunu beğenmemiş. Kabuğunu beğenmemiş. Ya öyle ya boş, diyorum ya bunlar seçim sonrası muhabbetleri. Vallahi bak seçim sonrası açık açık yani böyle. Çünkü diyorum bak her partide sevdiğim insanlar var. Haksızlık da etmek istemiyorum ama elimden geldiğince burada biz doğruları söylüyoruz. Sen de bak soruları hazırlıyorsun, geliyorsun. Bunun seçim sonrası konuşulacak o kadar çok şey var ki ve birikti, bende de birikti. Bazı şeylere sessiz kaldım, sustum. Bizim izleyicimiz takip eder. Açıklamazsan, konuşmazsan. Yok, seçim bırakmazlar yakamızı. Seçim sonrası yani şöyle söyleyeyim sana. Bu soruları unutma. Sor bana. Hani ben bak, unutsam onlar unutmaz. Tamam evet seyirciler ya. Bak yardıralım gidelim ondan sonra. Şimdi bana gelen, daha doğrusu bize gelen bir DM'yi okuyorum sana. Ben zamanda CHP'li olduğum için mevcut belediye başkan adayı ANAP'tan olduğu ve ben ona oy vermediğim için kazandığı günün sabahı başımıza adam koyup ona destek olmayan tüm CHP'lilere sokağa süpürttü. Şimdi mitinglerde ben kazanırsam mevcut personele dokunmayacağım diyor. Sizler hatırlamayabilirsiniz ama ben ve bunu yaşayan arkadaşlarım unutmadık. Hatırlatmak isterim diye bir DM geldi bize. Sen bu DM'le ilgili ne söylemek istersin? Şimdi yumuşak laflarla hani böyle geçmek lazım bunu. Çünkü seçim dönemindeyiz. Bir defa insanların gelişeceğine, değiştiğine inanırım. Yani gelişerek değiştiğine inanırım insanların. Evet böyle bir olay yaşandı Seferihisar'da. Birkaç günlük bir, belki 2-3 günlük bir olaydı. Sonrasında zaten tepkiler gelince, hatta kendi parti yani kazanan adayın partisinden de tepkiler gelince bu olaya son verildi. Devamı gelmedi. Kişi de zaten o dönemin belediye başkanı da bunun yanlış olduğunu farkına vardı ki hemen 2-3 günde zaten bu olay bitti. Bunu hatırlayan kişi de şey yani yazan kişi de benim başıma geldi diyor değil mi şeyde? Evet ben ve arkadaşlarım. Az çok kim olduklarını da tahmin edebiliyorum. Yani dediğim gibi böyle bir olay yaşandı. 2-3 günlük bir olaydı. Bu tabii işte Seferihisar'ın biraz daha böyle küçük olduğu, herkesin her şeyi duyduğu dönemlerde, bildiği dönemlerde yapılan bir şeydi. Kişinin beyanı esastır demek lazım. Tabii seçim zamanı olunca herkes hafızalarını tazeliyor. Herkes hatıralarını tazeliyor, gündeme taşıyor. Haklılar. Ben unutmuştum mesela yani. Gerçekten hiç aklımda yoktu. Ya bir de cümleleri seçiyorum. Seçerek konuşuyorum. Evet şu an çünkü farkındayım. Ucundan böyle. Şöyle ki onu söyleyeyim ki kimse yanlış anlamasın. Evet. O dönemde ben Seferihisar Belediyesi'nde çalışıyordum ve basın danışmanıydım. Yani çalıştığım dönemle ilgili
olumlu çok anım var bir defa. Olumsuz da mutlaka vardır ama ben o dönemde Seferihisar Belediyesi'ne hani çalışan ve oradan maaş alan bir insan olarak hiçbir zaman kötü konuşmadım o dönemle ilgili. Hatta ben Tunçer Başkan kazandığında istifa ederken, hani ben basın danışmanıyım Hamit Şancı'nın, istifa etmeliyim derken, Tunç Başkan da devam etmem gerektiğini söylediğinde ben şey demiştim, hani bir ekiple gelen ekiple gider. Başkanım siz lütfen benim istifamı kabul edin. Ben 5,5 senede olsa Seferihisar Belediyesi'nden ekmek yedim. Ekmek yediğim kuruma dava açmak zorunda kalmak istemiyorum dedim. O da bir anlayışla karşıladı bunu ve ben öyle ayrıldım. Şimdi bu soru geldi, sana da yazan kişiye de saygısızlık yapmamak için ben bu kadar cevap vereyim buna. Çünkü daha fazlası benim karakterime yakışmaz açıkçası. Böyle bir ricam olsun benim. Bu da ilk defa oluyor farkındaysanız. Evet. Özel bir şey rica ettim sizden. Öyle olsun bu da. Peki sen öyle bir ricada bulunduğun için çok da üstüne düşmüyorum. Zaten sorumu sordum, cevabını da almış oldum. Bitti mi sorular? Evet, sorularım bitti. Tamam. Kapatmadan önce teşekkür ediyorsun. Bir teşekkür et, sonra ben kapatayım. İyi değil. Mustafa Bey, Caner Bey, emekleriniz için teşekkür ederiz. Mürüvvet Hanım, sorularınız için teşekkür ederim. Bugün beni biraz zorladın. Seçim bitsin. İsim isim gidiyorum şu an. Tamam, seçim bitsin. Evet. İsim isim. Hassasiyetim şöyle. Dediğim gibi her yerde arkadaşım var, dostum var. Birileri, yani sonuçta siyaset bu. Evet, herkes de taraf tutuyor. Hak da veriyorum. Dedim ya demin, işte çok güzel geçiyor. Hiç kimse kimseye sataşmıyor, bulaşmıyor, kavga çıkmıyor. Ben çok keyifliyim. Seçim içinde küskünlük, dargınlık olmaz. Ne kadar birileri tahrik etmeye çalışıyorsa da edebimizi koruyoruz. Ama tabii ki bu seçim dönemi bitecek. O zaman da herkes, sokaktakiler susacak, ben konuşmaya başlayacağım o zaman. Tamamdır. Çok teşekkür ederim yanıtların için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.